18 milyonluk nüfusuyla ülkenin en büyük eyaleti KRV'de Almanya'nın küçük genel seçimleri diye adlandırılan parlamento seçimleri öncesi anketlerde en fazla %37 oy oranında görülen SPD, göçmen oylarının da desteğiyle %39.1 oranında oy alarak büyük bir başarı kazandı. Jetzt hat fast keine Stimme mehr. Es ist unglaublich gut, weil ich habe nicht erwartet, dass es so deutlich wird. Es ist echt krass und die letzten 20 Monate Politik hier hat gezeigt, wir haben viel für junge Menschen getan, für Integration getan. Die Leute honorieren das und wollen das weitersehen. Das freut mich ungemein, dass es jetzt so deutlich wird. Es ist wirklich richtig, richtig geil. Es ist super, wunderbar. Önceki eyalet seçimlerine yeterince ilgi göstermediği gözlenen Türk kökenli seçmen, ırkçı Pro Enerviye'nin hakaret dolu kışkırtmalarına karşı sandığa bu sefer yoğun ilgi gösterdi. SPD'li Eyalet Başbakanı Hannalore Kraft'ın Pro Enerve eleştirileri ve yine SPD'li İçişleri Bakanı Ralf Yager'in 10 defa Pro Enerve'nin cami önü gösterilerini yasaklaması göçmenlerin takdirini kazanmıştı. Diğer yandan Korsanlar Partisi etkisinden dolayı oy kaybına uğrayacağı düşünülen Yeşiller Partisi de %11.3 oranında oy alarak oy oranını korumayı başardı. SPD ve Yeşiller böylece hem sandıkta hem de meclisteki sandalye dağılımında mutlak çoğunluğu elde etmiş oldu. 2 yıl boyunca eyaleti yöneten SPD-Yeşiller azınlık koalisyon hükümeti, uyum ve katılım yasasından anonim iş başvurusuna, İslam din derslerinin getirilmesinden, okul tavsiyesi ve kanaat notunun kaldırılmasına kadar göçmenlerin hayatını kolaylaştıran birçok çalışmaya imza atmıştı. SPD ve Yeşillerin bu başarısına karşın Başbakan Angela Merkel'in Çevre Bakanı Norbert Röttgen önderliğindeki CDU seçimlerde %8.3'lük oy kaybıyla ağır bir yara aldı. Bir önceki seçimlerde %34.6 oranında oy almış olan CDU bu seçimlerde %26.3 oranında oy alarak seçmen desteği 1947'den beri en düşük seviyesine geriledi. Sonuçları bu şekilde beklemiyorduk ama son derece memnunuz. Hiç beklemediğimiz kadar yüksek oy aldık ve başladığımız yerden devam edeceğiz. Görevinize devam edecek misiniz yeni parlamentoda? Bu parti iç meseleler personel noktasında bir konuşma olmadı. Bunu beklemek gerekiyor hükümet belirler. Hep beraber bekleyip göreceğiz. KRV seçimlerinin gelecek yılki genel seçimler öncesi son eyalet seçimi olduğu düşünüldüğünde CDU'nun bu tarihi düşüşünün CDU Genel Başkanı Başbakan Angela Merkel'e ağır bir darbe vurduğu yorumları yapılıyor. Das war wichtig. Kurzarbeit. Yapılan seçimlerin en büyük sürprizlerinden birini FDP yaptı. Önceki haftalarda %5'lik seçim barajının altında kalacağına kesin gözüyle bakılan FDP, partinin sevilen ismi Christian Lindner'in etkisiyle %8.6 gibi bir oy oranına ulaşarak Schleswig-Holstein eyaletinden sonra Almanya'da yeniden canlanmasını güçlendirmiş oldu. Danke ich den vielen Mitgliedern meiner Partei, die mir... Öte yandan Federal İçişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamalarıyla terör örgütü PKK ile işbirliği yaptığı gündeme gelen Sol Parti'yi seçmen cezalandırdı. Bir önceki seçimlerde meclise giren Sol Parti'nin oyları bu seçimlerde %2,5'a gerileyerek meclise giremedi. Son 3 farklı eyalet seçimlerinde sürpriz bir şekilde seçmen desteğini arkasına alan Korsanlar Partisi de %7.8 oy oranıyla KRV meclisinde yerini aldı. Buna göre 237 sandalyeli KRV meclisinde ulaşılan sandalye dağılımı SPD 99, CDU 66, Yeşiller 29, FDP 22, Korsanlar 20 oldu. Ja, jetzt erstmal Riesenfreude, dass wir den Wahlkampf echt so super hingekriegt haben. Das waren ja nur 6 Wochen Zeit, dadurch, dass es ein ungeplante Wahl war. Und da bin ich jetzt im Moment erstmal riesig stolz auf meine eigene Partei, dass wir es geschafft haben, in 6 Wochen nur mit ehrenamtlichen Mitgliedern so einen Wahlkampf zu rocken. Wir waren zumindest in Münster, wo ich herkomme, die ersten, die Plakate hängen hatten. Wir haben dezentrale Lagerstrukturen aufgebaut. Ich glaube, diese Methodik, dass wir nicht immer irgendwie ein hierarchisches System haben, das ist das, was die Piraten ausmacht. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla başta SPD, KRW Başkanı Hannalore Kraft olmak üzere SPD ve Yeşiller'de coşku yaşandı. Tarihinin en büyük seçim yenilgisini alan CDU ise büyük bir şok yaşadı. CDU, KRV Başkanı Norbert Röttgen, yenilginin sorumluluğunu üstlenerek görevi bıraktığını açıkladı. Seçimlerin sonucunda SPD'den Serdar Yüksel ve İbrahim Yetim, Yeşiller Partisi'nden Arif Ünal, CDU'dansa Serap Güler, KRV parlamentosuna girmeyi başardı.
Kompetenz hat,